arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. Şimdi Uno kartlarını, Uno Flip kartlarının detaylarını anlatmaya. Şimdi Uno'nun, Uno Flip'in diğer Uno'dan tek farkı kartların şöyle iki yönlü olması. Tek fark bu. Tabii şu yüzü çevirdiğinde, oyun bu yüze geçtiğinde burada farklı kartlar var. Şimdi klasik Uno'da nasıl oynuyoruz? Desteği kartları çekiyoruz. En yüksek kartı alan desteği kesip dağıtmaya başlıyor. Herkese 7 tane kart dağıtıyor. Burada şöyle ilk başlarken şu yüz size gelecek şekilde dağıtıyorsunuz. Yani şöyle dağıtılıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Herkese 7 veriyoruz ya. Açarken de bu yüz kendimize bakacak şekilde oyuna başlıyoruz. Burası önemli. Yani bununla değil, bununla başlıyoruz. Tabii ortaya atılan ilk kart çevir kartıysa şayet ilk elde daha burayı çevirme şansınız da var. Şimdi burayı anladık. Kartları anlatmaya geçelim. Klasik Uno'dan farkı artı bir kart çek kartı. Bunu attığınızda solunuzdaki oyuncu artı bir kart çekiyor ve o el kart atamıyor. Yön değiştir kartı. Yön değiştir kartı atıldığında soldan sağa dönen oyun sağdan sola dönmeye başlıyor. Atla kartı. Bu kart atıldığında hangi yönde dönüyorsa soldaki oyuncu, yani siz attıysanız solunuzdaki oyuncu oynamıyor, bir sonraki oyuncuya geçiyor. Joker kartı. Bu kartı yerde ne olursa olsun atabilirsiniz. Hemen şunu geçeyim. Bunu yerde sarı kart varsa, bunu işte sarı, mavi, kırmızı, yeşil hangisi varsa. Bunda da aynı şekilde, bunda da aynı şekilde. Ama bunda yerde ne olursa olsun joker kartı olduğu için bunu atabilir. İstediğiniz rengi söyleyebilirsiniz. Oyunun devam eden rengi de söyleme şansınız var. Artı iki kartı. Şimdi bu artı iki kartını attığınızda rengi söyleme hakkı da size geçiyor. Yani hem bu kartı atıyorsunuz hem de rengi seçme hakkınız oluyor. Solunuzdaki oyuncu iki tane kart çekiyor. Yine bu kartta blöf dediğimiz durum var. Şöyle ki eğer ortada, hemen şöyle yapalım. Ne diyelim? Şu kart var. Sizin elinizdeki kartlarda bu şekilde. Eğer renk olarak eşleşen bir kart varsa bunu, bu sizin elinizdeyse, bu varsa bunu atamazsınız. Fakat bunun sizde olmadığını varsayarsak, yerde de renk olarak eşleşen yok ama sayı olarak diyelim ki 9 var. Şunu 9 olarak düşünün. 9 var. O zaman bunu atabiliyorsun. Sadece renk eşleşmesi yoksa, sayı ya da farklı bir eşleşme varsa bu kartı atabiliyorsunuz. Şimdi siz ya da diğer oyuncular, bu kartı kim çekecek? İşte soldaki oyuncu. Kim attı bu kartı? Ben. Buradaki oyuncu, hayır sen blöf yaptın. Aslında senin elinde atacak kartın vardı, atmadın dediğinde ben sadece bu oyuncuya elimdeki kartları gösterebilirim. Gösterdiğimde elimde gerçekten, şöyle yapalım, renk olarak eşleşen bir şey olmadığı ortaya çıkarsa bu diyen oyuncu iki tane çekiyor. Bu olacaktı ya, bu da iki tane çekiyor. Ama evet ben blöf yapmıştım, elimde bu vardı ve gösterdim. Haksız olduğum ortaya çıktı. Ben 2 artı 2 tane daha, yani toplamda 4 kart çekeceğim arkadaşlar. Bu da bana ceza almış olacak. Yani bu kartı öyle boş yere kullanamıyoruz. Elimizde renge göre bir şey yoksa bunu kullanabiliriz. Şimdi onu da anlattık. Şuna bakalım. Bu da ters çevir kartı. Yine bunu atarken de yerde kırmızı, yerde sarı, yerde mavi ya da yerde yeşil. Bunun aynısından, ya da şöyle daha net anlatayım. Artı bir var, üzerine bunu atabilirsiniz. Ya da bu sarı, yerde de sarı var, bunu atabilirsiniz. Bu şekilde atıp kullanabiliyorsunuz.
bu kartı. Yani herhangi bir yeşilin üstüne atıp bu kartı kullanamazsınız arkadaşlar. Umarım net anlatabilmişimdir. Şimdi şuna geçelim. Bu artı 5 kart arkadaşlar. 5 kart çek. Bunu yine renk eşleştiğinde atabilirsiniz. Bunda artı 2'deki gibi blöf yok. Ha, bu kartı oynadığınızda bir sonraki oyuncu 5 kart çeker ve o el oynayamaz. Bir sonrakine geçer. Bu kart herkesi sustur. Herkesi atla kartı. Yani şöyle yine bunu yerde bu renk kartı olduğunda şöyle diyelim. Yerde şu var. Bunu o zaman atabilirsiniz. Yerde bu varken bunu atamazsınız. Bu var, bunu attınız. Bütün oyuncuları atlayacak, size gelecek. Yani susturma kartı. Tekrar siz atacaksınız bu renkte. Sizde yoksa bir sonraki oyuncu devam edecek. Sonra bu yön değiştir kartı. Yine arkasının yön değiştir kartı. Aynı şekilde soldan sağa gidiyorsa sağdan sola, sağdan sola gidiyorsa soldan sağa devam edecek. Bu Joker kartı. Bu kart yine yerde ne olursa olsun oynanabiliyor ve oyunun rengini değiştirebiliyorsunuz. Ve önemli bir kart. Şunu da söyleyeyim. Bu da yine aynı renkte gelecek. Az öncekinin arka taraftaki ve bu kart. Bu kart renk çek Joker kartı. Bu kartı oynadığınızda bir sonraki oyuncu seçtiğiniz renkte bir kart gelene kadar çekmeye devam edecek. Bu sırada kaç kart çektiğinin hiçbir önemi yok arkadaşlar. Yani siz turkuaz dediniz, mor dediniz, pembe dediniz, turuncu hangisini dediyseniz. Bu desteden tabii bu yüzünü oynarken bu yüzü açık olacak. Sizin söylediğiniz renk gelene kadar bu desteden kart çekecek arkadaşlar. Şimdi bunda da yine blöf var. Bunda nasıl olacak? Renk Joker kartının kural dışı oynandığından şüphelenirseniz. Evet, bunu nasıl atıyordunuz? Bu kart şöyle. Bu kartı yalnızca elinizde ıskarta destesindeki renge uyan bir kart yoksa, yani önceki kurallardaki gibi yere atacağınız destede renge uyan bir şey yoksa, sadece sayı ve hareket kartı eşleşmesi varsa bunu atabiliyorsunuz. Bunu da şuradaki gibi değil de şöyle düşünün, sadece bunlardaki gibi bir eşleşme yoksa, özür dilerim, özür dilerim, şundaki gibi düşünün. Yerde herhangi bir eşleşme, renk eşleşmesi yoksa bunu atabiliyorsunuz. Şimdi bu renk Joker kartının kural dışı oynandığından şüphelenirseniz, oyuncunun elinde eşleşen bir kart varsa bu oyuncuya itiraz edebilirsiniz. İtiraz ettiğiniz oyuncu size, yani itiraz eden oyuncuya elini göstermek zorunda. İtiraz ettiğiniz oyuncu haksızsa söz konusu renge sahip bir kart gelene dek sizin yerinize kendisi kart çeker. Ancak itiraz ettiğiniz oyuncu kural dışı bir şey yapmamışsa, söz konusu renge sahip bir kart gelene kadar kart çekip fazladan iki kart da çekmeniz gerekir arkadaşlar. Böyle. Yani bunun tek esprisi çok güzel de eğlenceli de tek esprisi sürekli oyunun içerisinde şu kartların olması ve elinizdekiler ve deste hepsi dönüyor. Şunu da göstereyim. Şimdi bu kartlar ortada birikti, değil mi? Biz bu elle oynuyorduk. Şunu da şöyle yapalım. Ve ortaya yön değiştir kartı atıldı. Şimdi bunu hemen tersini çeviriyorsunuz. Ve artı 5 geldi diyelim. Devam eden oyuncu şöyle. Hemen açıklamasını yapayım. Yön değiştir, pas geç, kart çek, flip kartı belirten hareketi yapmanız gerekmez. Yani şunlar geldiğini düşünürsek en üstte kalan kartlardan bunu yapmanız gerekmiyor. Destenin üstüne yeni bir Joker kartsa flip kartını kullanan oyuncu oyuna devam ettirecek kartın rengini belirliyor. Yani şöyle bir flip kartsa sıradaki oyuncu mavi deyip ya da işte pembe deyip oyunun seyrini devam ettiriyor arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.